Herkese merhaba. Maç bitti. Uzatmaları oynuyor. Laf benim değil. Ali Babacan'ın birazdan buna bakacağız. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Fakat gündem konularımız pek değişmedi. Ama bu gündem konularının detayları var. Ve bu detaylar elbette bazı konuları siyasi açıdan, ekonomik açıdan belirginleştiriyor. Bugün 11 Ekim ama 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümüydü. Hürriyet İç sayfada Gar Katliamı'nda ölenler anıldı başlığıyla böyle görmüş. İktidara yakın çoğu gazete haberi görmedi bile. 103 ya da 104 vatandaşımız Ankara Garı'nın önündeki bir etkinlikte 10 Ekim 2015'te seçimden 3-4 hafta kadar önce 1 Kasım seçimlerinden ki kanlı bir süreçtir 7 Haziran 1 Kasım arası ve en kanlı olay da e, bu olaydır. Ankara Gar katliamıdır. Suruç katliamı var. Başka hadiseler var. Ve daha çok sivil ölümlerinin yaşandığı olaylar. Ama en büyük kayıp burada oldu. 12 Ekim 2015'te. Hiç unutmuyorum. Bir cumartesi günüydü 12 Ekim. 11 Ekim pazardı. 12 Ekim pazartesi günü. Ben Ankara'da bir takım temaslarda bulunmak için. Kendi kanalımızla alakalı. O günlerde işte Dici Türk'ten atma, ne bileyim TV budan çıkarma, TürkSat'tan düşürme gibi konular vardı. Rütük'te ve başka yerlerde temaslarım vardı. Onun için Ankara'ya gittiğimde şaşırarak şunu gözlemlemiştim ki o bölgeden de geçtim. Ankara'da dolaştım. Sanki 36 saat önce ya da 48 saat önce böyle bir katliam yaşanmamış. Oradan yüzük cenaze kalkmamış gibi bir hava vardı. Çok şaşırmıştım. Herkes o cumartesi günü, o kanlı cumartesi gününden sonra araya bir pazar girdi. Pazartesi sabah işinde gücündeydi ve hiç bu konuya temas eden yoktu. Hiç bu tellere basan yoktu. Böyle bir matem havası da yoktu. Dolaştığım yerlerde, gittiğim yerlerde şaşırarak bunu gözlemlemiştim. Gar katliamında ölenler anıldı. Evet, başkası olunca ölenler oluyor. Sizinkilerden olunca şehitler oluyor vesaire. Hep söyleniyor işte 15 Temmuz'da 250 şehirimiz var vesaire. Onun yarısı kadar insan gitti burada. Ama dediğim gibi insan var, insan var. Ve çok az bir grup, çok az bir kesim gar katliamını hatırlıyor. Enteresan bir şekilde. Yani orada ölenler, orası bir HDP etkinliğiydi ya da orada ölenler HDP'li ya da ağırlıklı Kürtler diye mi böyle bakılıyor? Evet. Böyledir. Yani insanlar bazen kendi kahramanlarını veya kendi kayıplarını çok büyütür, abartır, kahramanlaştırırlar. İşte 15 Temmuz şehitleri gibi. Bazen de böyle yok sayarlar. Halbuki ikisi de doğru değil. Yani ne birilerinin böyle kahramanlaştırılması ne de birilerinin yok sayılması. Ortasını tutturamadık biz Türkiye'de. Maalesef. Evet. Dönemin başbakanı böyle bir mesaj atmış okumayacağım. Yazıklar olsun. O gün o duyarlılığı gösteren bir isim değildir Ahmet Davutoğlu. Eli kanlıdır. Bu katliamın bir numaralı değilse bile iki numaralı, iki numaralı değilse bile üç numaralı sorumlusudur. İlk üçtedir yani. İlk birde, ikide belki Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'ı sayabiliriz. Evet. Çünkü katil ya da katiller ellerini kollarını sallayarak aramalar falan da iptal edilmiş. Polis, poliste izin falan verilmiş polislere falan. Yani bakıldığında çok teferruatlı bakıldığında görülür. Ve o canlı bombalar oraya kadar gelmiş. İki patlamayla 103 ya da 104 vatandaşımızı aramızdan almış. Dönemin siyasi sorumlusudur Ahmet Davutoğlu. Evet. Ona çok güzel cevap vermiş Ümit Kıvanç. Onun tweetini alıntılayarak, Davutoğlu'nun tweetini alıntılayarak. Buradaki iyi niyet pişkinliği örtemiyor ne yazık ki. O katliamın önünü niye açtınız? Kim karar verdi? Kimlerdir sorumluları? Siz çok yetkili konumdaydınız. Kime ne hesap sordunuz? Yaralılara ve kurtarmaya çalışanlara gaz sıkıldı. Ne yaptınız? Üzüldünüz mü? Onu da mı yapmadınız? Ve dün o etkinlik yani dün anma etkinliğine gelenler de aynı şekilde polis müdahalesiyle dağıtıldı, dağıtılmaya çalışıldı. İnsanların yasını tutmasına dahi izin verilmiyor. Evet. Böyle bir gerçeklikten kopmuş, böyle yabanileşmiş, vahşileşmiş bir ortam var. Bu yeni değil. Bu işte 2015'ten beri böyle. Bu 2014'ten beri böyle. Kimine göre 2013'ten beri böyle. Kimine göre 2012'den beri böyle. Bu böyle. Herkesin miladı ayrı. Kiminin 2012, kiminin 2013, kiminin 2014. Özellikle Kürt kesimlerinin 2015, 2015'te her şey ters gitmeye başladı derler mesela. 2014'te düzgün müydü? Ama neyse bunu sormayalım artık. Herkesin miladı farklı. Ama böyle en azından 2015'ten beri böyle. Ali Babacan 15 Temmuz sonrasında o hal dönemine ilişkin bakanlar boş kağıtlara imza atıyordu. KHK'lar hep böyle çıktı demiş Tele 1'de katıldığı yayında. Videosu da var bakarsınız aynen böyle söylüyor ben baktım. Şimdi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu unutmayalım 2018 Haziran seçimlerine kadar bütün özlük haklarını koruyarak AKP'de siyaset yapan isimlerdi. Ve ondan 2018'de aday gösterilmediler ya da aday olmadılar, milletvekili aday olmadılar. Ondan sonra da yollarını ayırdılar, işte partileştiler vesaire. Ama 2018 Haziran ayına kadar o parti içinde siyaset yapıyorlardı. Eski bakan, eski başbakan sıfatıyla. Hem Ali Babacan hem, hem Ahmet Davutoğlu. Ne referandum, 2017 referandumda, ne ondan önce 15 Temmuz'da sonrasındaki OHAL uygulamalarında, ne işte ekonomik durumla alakalı, ne dış politikayla alakalı, ne ile ilgili olursa olsun, ne de işte Ankara katliamı ile ilgili Davutoğlu tweet atmış ya. Tek kelime etmediler. 2015, 2016, 2017, 2018 ortasına kadar. Tek kelime etmediler. Şimdi konuşuyorlar. O hal döneminde siz o partide siyaset yapıyordunuz. 2016'nın ikinci yarısı o hal dönemi. 2017, 2018'in ilk yarısı tam iki sene OHAL ne zaman kalktı? HOŞ uygulamaları devam ediyor ama en azından kağıt üstünde. 2018 seçimlerinden hemen sonra kalktı. Ve o iki yıllık OHAL sürecince siz AKP'de siyaset yapıyordunuz. AKP milletvekili olarak hesabınıza milletvekili maaşı yatıyordu her ay. Evet. Bazı şeyleri konuşmak için çok geç ve zamanında konuşmak icap ediyor çok gündem oluyor. Biraz temas edip geçeceğim. İşte Erdoğan demiş ki Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar. Yiyecek bulamıyorlar. Şimdi yani bundan 15-20 sene öncesinde insanlar Almanya'yı aramak için milletler arası işte yazdırırlardı. İşte birkaç saat sonra bağlanırdı. İşte efendim indirimli konuşmak için Ateş pahasıydı telefonlar ve işte kısa keserlerdi falan. Çok da yakınlarıyla konuşamazlardı. Birkaç ayda bir telefonlaşırlardı. Sonra işte otomatik telefonlar devreye girdi. Ama orada da gene ücret tarifesi yüksekti. İnternet icat olduktan ve sosyal ağlar yaygınlaştıktan sonra ki artık bu 10-15 senedir son derece yaygın. Bu bahsettiğim hadise 20-25 sene öncesi telefonla haberleşme. Son 10-15 yıldır artık herkes görüntülü konuşuyor. Herkes ama Görüntülü bedava konuşuyor. Evindeki internetle, ofisindeki internetle, cep telefonu datasındaki internetle bir şey de harcamıyor zaten. Ve herkes her şeyden haberdar. Yani ağaç kovuğundan çıkmadık hiçbirimiz. Hepimizin yakınları var Türkiye'de, arkadaşları var. Bir şey olduğunda arayıp soruyorlar. Yani mesela Covid ile alakalı beni çok sayıda insan ya işte orada Covid vakaları artmış, ölümler artmış nedir bu durum falan diye arayıp soruyordu. Ben de doğrusunu anlatıyordum. Niye içeride böyle propaganda yapıyorlardı? Burada ölüm yok. İngiltere'de insanlar ölüyor. Yine işte market rafları boşaldı falan diye şey olunca gene yakınlarımız, arkadaşlarımız arıyorlar. Ya İngiltere'de market rafları boşalmış hayrola? Onlara da doğrusunu anlatıyoruz. Yani insanların doğrusunu öğrenme şansı var. Artı herkesin artık yani bir Facebook, bir Twitter, bir Instagram bağlantısı var. WhatsApp'tan herkesle görüşüyor. Bunlar olmazsa başka kanallar var yani. TikTok'u var, şusu var, busu var, Face Time'ı var, Skype'ı var. Aklınıza gelmeyecek kadar çok sayıda Signal'i var, Viber'ı var. Çok sayıda e, uygulama ve sosyal ağlarda iletişim imkanı var. Herkes her şeyi bilebilecek durumda. Ve buna zaten Türkiye'deki insanlar inanmıyor. Yani insanların Almanya'da 3-4 milyon yakını var yahu. Siz Almanya'da kuyruk var dediğinizde çok affedersiniz poposuyla gülüyorlar. Sonra işte e, gazeteleri de böyle haber yapıyor. Yukarı söyle söyleyince aşağısı da böyle havlıyor. Yani işte İngiltere, tedarikle İngiltere'nin tedarik imtihanı, benzin kuyruğu, boş raflar falan. Bu takvimde çıkmış bir, birinci sayfada bugün çıkmış bir kestim koydum. Şimdi diyeceksiniz ki Tarık Bey doğrusunu söyle İngiltere'de gerçekten böyle bir durum var. Açın bakın ya böyle bir durum var mı yok mu? Ben yani artık bunları tahsiye etmeyi, düzeltmeyi bile gereksiz görüyorum yani. Evet bir tedarik sorunu vardı birkaç hafta önce. Petrol tankeri olmadığı için akaryakıt sıkıntısı yaşandı. İstasyonların her 10 istasyondan 8'i 9'u kapalıydı. Bir ikisi açıktı ve orada da kuyruklar vardı. Ama daha sonra asker devreye girdi. Şu oldu bu oldu. Tanker şoförü temin ettiler. Geçici neyse. Bu konu azaldı ve şu anda bitme noktasında. Konu akaryakıt sıkıntısı değildi. Konu tanker şoförü sıkıntısıydı. Yani o rafinerideki akaryakıtı istasyonlara götüren şoför sıkıntısıydı ve azaldı bitmek üzere. Gene benzer bir tedarik sıkıntısından dolayı marketlerde kimi ürünlerin, kimi ürünlerin geçici olarak tedarik edilmediği görüldü ama marketler buna hemen tedbir geliştirdiler. Mesela Tesco diye büyük bir marketler zinciri vardır. Bizim de sıklıkla alışveriş yaptığımız bir markettir. O bu konuda demir yollarını ağırlıklı olarak bundan sonra kullanmayı planladığını ve o konuda bir eylem planı düşündüğünü şey yaptı ve uygulamaya geçti falan falan. Yani baktı ki karayollarında Tır şoförü sıkıntısı olacak şu bu falan. Ben dedi artık mallarımı demir yolu veya deniz yoluyla tedarik edeceğim falan. Mesela tedarik sıkıntısıydı. Tedarik yani bir şekilde üretilen ürünün son tüketiciyle bulunması arasındaki nakil vasıtalarıyla alakalı bir konuydu. Ama işte herkes biliyor bunu illa Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesi gerekmiyor. Yaşatacağı sefaletin yolunu hazırlıyor Erdoğan. Böyle durumlarda hep işte sıkış, sıkışınca, şimdi bir, bir zamanlar hatırlayın 2008 krizinde kriz bize teğet geçti demişlerdi. Ama şimdi diyemiyorlar. Artı şu anda dünyada kriz yok. Dünyada gerek pandemiden gerek farklı daralmaların etkisiyle, mesela enerjide bir daralma var. Bir takım devletler bir takım tedbirler geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela İngiltere'de haftalardır ana gündem maddesi enerji faturalarında artış olacak. Doğalgaz, Elektrik gibi. Şimdi bu konulara olması gerektiği gibi de bakılmıyor. Dünyada enerji krizi var mı, tedarik krizi var mı, ne biçimde var, bizim durumumuz ne falan. Ama aşağıya direkt dünya beter, battı, karanlıkta kaldı, marketler boşaldı falan. E o zaman şey yapın, Türkiye vatandaşlarını İngiltere'deki, Almanya'daki kuyruklarda heba olan ve artık gıda bulamayan, Türkiye vatandaşlarını bu ülkelerden kurtarma operasyonu yapın. Uçaklarınız çalışsın ve herkes e, ve Türkiye vatandaşları Almanya'dan İngiltere'den kurtarılsın. Battı çünkü Almanya ile İngiltere. Kurtarsanız da vatandaşlarınızı. Taşıyın tekrar. Tersine göç başlasın. Bir kişi bile acaba bu durumdan dolayı bahsettikleri bu iftira, yani yalan, fake haber, ne, ne derseniz, sahte haber. Bundan dolayı Türkiye'ye döndü mü, dönüyor mu? Geçeceksiniz bunları yani. Ama gündem bakın bu The Observer gazetesi. Dün Observer'dan kestim getiriyorum ekrana. Observer Guardian gazetesinin pazar baskısı. Öyle söyleyeyim. Guardian pazarları çıkmaz. The Observer adıyla çıkar. Burada tam sayfa İstanbul Mahreçli Haber'de İstanbul'un taksi sorunu ve bunun Erdoğan'ın taksi sahiplerini veya taksi sahipleri birliğini neyse e, arkasında durmasından kaynaklandığını anlatıyor. Ve çok çarpıcı bir Serdar Yılmaz isimli bir taksi sürücüsü, bravo, şunu demiş. Demiş ki, ben 5 yıllık taksi şoförüyüm, çeviriyorum. 5 yıllık taksi şoförüyüm ve 5 yıldır bu taksi nin sahibiyle bu taksi plakasının sahibiyle karşılaşmadım. Çünkü diyor, onlar bu taksi plakası sahipleri tamamen mafya. Evet. Çok geniş bir inceleme, Türkçe'si de çıktı, duvar vesaire gibi internet sitelerinde okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Durum bu. Mesela sen Türkiye'de bazı konular iyi gitmiyor. Ama gel gelelim içeride. Kendi dediklerini, kendi söylediklerini tevil etme çabalarındalar. Ya bu konu niye bu haftaya devretti bilmiyorum ama 5 Ekim'de galiba Devlet Bahçeli Meclis Grup konuşmasında bölücü kebapçılar falan diye bir ifade kullandı. Neyse. Sonra bunu temizlemeye çalışıyorlar. Ama her kafadan bir ses çıkıyor MHP'de. Ya inanılır gibi değil. Yani Bahçeli'nin kurmayları bir şey söylüyor, Genel Başkan Yardımcıları bir şey söylüyor, Milletvekilleri bir şey söylüyor. En son Devlet Bahçeli... Yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum edip bir yandan kebap yiyen kebapçılar. Yani HDP'lileri kastettiğini söylemiş. Ya bakın burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet sayfası. Burada Devlet Bahçeli'nin bütün konuşmaları var geriye doğru. 1999 yılına kadar bütün konuşmaları var. Zaten bu konuşmaların hiçbir birbirini tutmuyor. Ayrı bir konu da. Burada o meclis grup konuşması da var. Orada bakın, aynen şöyle söylüyor. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. İşsizlikte HDP'lilerin mi payı var? Bakın, bir daha okuyorum. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Deyip geçiyorum. Hürriyet'in iç sayfasında İtalya'da hayat, hayat normale döndü diye bir haber var. Keşke Türkiye'de de dönebilse. Fakat şöyle bir şey var, söyleyeyim. Mesela İtalya Avrupa'da e, korona virüsü en ağır atlatan ülkelerden biriydi ve yakın zamana kadar da ülkede tedbirler e, çok sıkı bir şekilde uygulandı. Fakat e, artık şunu gördüler: e, ikinci sene yani birinci sene bitti, ikinci senenin ortası da geçti kışı beklediler veya havaların soğuma soğumasını, insanların biraz daha kapalı mekanlara dönmesini beklediler. Vaka sayısı artacak mı? Ölüm sayısı artacak mı? Buna baktılar. Aşılamanın sonuçlarına baktılar. 12 yaş üstünün %80'i aşılanmış. Sağ üstte okuyabilirsiniz haberde. 12 yaş üstünün %80'ini aşılamış İtalya'da artık tiyatro, sinema, kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler tam kapasiteyle bugünden itibaren hizmet vermeye başlamış. İngiltere'de uzun zamandır böyle ve artık Geriye dönmeyi düşünmüyorlar hükümetler. Bir ara böyle bir tedirgin olduk ee, Eylül ayında. Vaka sayıları arttı. Ee, ölüm sayıları biraz böyle yüzü, 150'yi yüz elliyi falan zorladı. Ee, sonra tekrar düştü 50'lere 60'lara. Ee, acaba dedik yani Ekim-Kasım gelirken tekrar bir kapanma falan söz konusu olabilir mi? Bunun olmayacağı aşağı yukarı görüldü ve e, zaten devletlerin de milletlerin de buna çok fazla tahammülü kalmadı insanların da kalmadığı. Yani insanlar sosyal hayata devam etmek istiyorlar, restoranlara gitmek istiyorlar, konserlere gitmek istiyorlar, tiyatrolara gitmek istiyorlar, arkadaşlarıyla buluşmak istiyorlar, et spor salonlarına gitmek istiyorlar. Yani e, hayatlarına ara vermek istemiyorlar. Seyahat etmek istiyorlar ama seyahat kısıtlamaları halen devam ediyor maalesef. Ama en azından ülke içerisinde, şehrin içerisinde bir sirkülasyon olsun, dolaşım olsun istiyorlar. Ondan geri adım olmayacak. Öyle görülüyor. Herkes kendi ülkesiyle, kendi yaşadığı şehirle durumu kıyaslasın. Aşılamanın %80'i geçmesi Batı ülkelerinde yetişkin yetişkin aşılamalarını kastediyorum. Ve vaka sayılarının yüksek olmakla beraber ölüm ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının düşük olması artık devletleri, devletleri sürü bağışıklığına tamamen kilitledi. Yani artık insanlar bağışıklık kazansınlar. Aşı olan olsun olmayan olmasın bizim meselemiz değil. Biz işimize bakalım noktasına getirdi. Sürü bağışıklığı bu. Herkes bir şekilde bununla yaşamayı öğrensin eee aşıla, aşılamada sorun aşıldı. Önümüzdeki yani geçtiğimiz Şubat Mart ayından itibaren isteyen aşılanabiliyor. Bütün bunların hepsi böyle bir sonucu getirdi. O arada ölenlerin ve yoğun bakımda olanların mühim bir bölümü aşılanmayanlar veya aşılanmayı reddedenler. Onu da belirtmiş olalım. Tekrar dönelim ülke ekonomisine. Ozan Bingöl demiş ki: "Herkesin internete ihtiyaç duyduğu, eğitimin uzaktan olduğu bir dönemde özel iletişim vergisine %33 zam yapıldı." Hep söylüyorum. Yani siz marketçiyle savaşıyorsunuz. Ee, tarım kredi kooperatiflerini tanzim satışı falan nazara vermeye çalışıyorsunuz. Orada da çuvalladınız. Fiyatlar aynı aşağı yukarı marketlerle. Ama yani gaz fiyatları, akaryakıt fiyatları ve işte internet, özel iletişim vergisi bunda zam yapmaktan çekinmiyorsunuz. Yani devlet kendi elinde olan zamları durdursa bari ama durdurmuyor. Sona gidiyor marketçiyle savaşıyor. Evet. Bir ara haber ee, Batı'dan bahsetmişken buna değinmeden geçmek olmazdı. Cumhuriyet 7 milyon gurbetçinin endişe içinde beklediğini, çünkü vatandaşlıklarını kaybetme riski olduğunu söylemiş. Nedeni de artık devletler otomatik bilgi paylaşımı yapacaklar. Gurbetçilerin Türkiye'deki mal varlıkları, banka hesapları falan yaşadıkları ülkeye bildirilecek haliyle. E, işsizlik maaşını kaybedebilirler hatta vatandaşlığı kaybedebilirler. Bence işsizlik maaşını kaybetmekle kalmayıp vatandaşlıklarını da kaybetsinler. Çünkü böyle bir sahteciliğe, böyle bir sahtekarlığa e, lüzum yok. İşitiyoruz, biliyoruz. İngiltere'de de öyle, Almanya'da da öyle. Çoğu insan e, bir çifte hayat yaşıyor. E, yaşadıkları ülkede kayıt dışı yaşıyorlar, işsizlik maaşı alıyorlar, devletten yardım alıyorlar. Sonra da burada e, kayıt dışı olarak işte diyelim ki bir iş yeri çalıştırıyorlar veya bir yerde çalışıyorlar. Paraları istifliyorlar. Sonra bir şekilde banka kanallarını kullanarak veya kullanmayarak, kullanmayarak ülkeye götürüyorlar. Orada yatırıma dönüştürüyorlar falan. Böyle bir hayatları var. Bir de şimdi yani burada siz 1000 pound kazanıyorsanız burada 1000 pound aşağı, aşağı yukarı asgari ücret. Burada siz 1000 pound kazanıyorsanız Türkiye'ye gittiğinizde bu 12.000 lira oluyor. 12.000 lira da fena bir gelir değil Türkiye koşullarında. Böyle de bir uçurum var döviz kurundan kaynaklı. Dolayısıyla pound olarak, euro olarak, dolar olarak istiflediklerini götürüyorlar yurtta. Memlekette değerlendiriyorlar. Fakat bu bugüne kadar saklıyorlardı bunu. Bir taraftan burada işsizlik maaşı alacaksın, devlet yardım alacaksın. Öbür tarafta ülkende işte efendim katlar, daireler, yazlıklar alacaksın, arsalar alacaksın. Beter olsunlar. Çünkü bir, çok kötü bir temsil içerisindeler. İki, kendileri pozisyonundaki insanların da durumlarını ve koşullarını zora sokuyorlar. Vergisini ödeyen, düzgün yaşayan ve her şeyini bildiren şeffaf ve büyük bir dürüstlük içerisinde bulunduğu ülkenin kanunlarına riayet ederek yaşam sürmeye, yaşam kurmaya çalışan insanların da hayatını baltalıyorlar. Çünkü birilerinin kötü örnek olması, birilerinin, birilerinin olumsuzluğu ister istemez hükümetler nezdinde diğerlerinin de inceleme altına alınmasına yol açıyor. Daha fazla konuşmayacağım. Beter olsunlar. Ama işte ülke basında bunu böyle veriyor. 7 milyon gurbetçi endişe içinde. Halbuki böyle mi verilir bu başlık? Vatandaşlıklarını kaybetme riski var. Yahu yolsuzluğu, hırsızlığı, sahtekarlığı yüceltiyorsunuz bu attığınız başlıkla. Sahtekarlar işsizlik maaşını da kaybetsinler. Yetmedi gerçekten vatandaşlıktan da kaybetsinler. Hak ediyorlar yani. Öfkemi mazur görün. Bu durum böyledir. Buna böyle tepki göstereceksiniz. Bu yayını izleyen, böyle sahtecilik yapanlar da varsa seyretmesin bir daha yani. Herkes kendiyle yüzleşecek. Başınızdaki insanları eleştiriyorsanız hırsızlıklarından, rüşvetlerinden, yolsuzluklarından, ülkeyi tavrımar etmelerinden dolayı kendi özelinize de bakacaksınız. Ne kadar düzgün yaşıyorsunuz. Ne kadar titiz yaşıyorsunuz. Dönelim siyasete. ORC araştırma Doçevele yayınında söylemiş galiba. İktidara saraya yakın bir araştırma şirketi. Erdoğan aday olmaması durumunda kulislerde en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın isminin geçtiğini belirtmiş. Enteresan. Erdoğan dönemi bitiyor. Bu konuda bize bu başlığı arttıran Halk TV de İsmail Saymaz'ın söyleşisinde Ali Babacan "Maç çoktan bitti. Erdoğan uzatmaları oynuyor." demiş. Ali Babacan'ın bir etkinliğine katılmış İsmail Saymaz. Ve orada AKP iktidarı için Ali Babacan, Deva Partisi'nin genel başkanı, mat çoktan bitti, uzatma dakikaları var, uzatmaları 4 dakika daha uzattırabilir miyiz? Bunun çabası içindeler, beyhude çaba demiş. Sadece sistem değişikliği yetmez, topyekun iktidar değişikliği lazım demiş. Başka konularda şey var, biraz önce gündeme getirdiğimiz, Almanya ve Fransa'da kuyruklar olduğunu iddia etti Cumhurbaşkanı. Amerika'da benzinin tükendiğini gerçekten böyle mi düşünüyor? diye soru gelince ki Ali Babacan şu cevabı vermiş ki bu Erdoğan'ı en iyi tanıyan isimlerden biri olduğu için okuyacağım. Buna uydurulmuş gerçeklik diyoruz. Biliyor da farklı konuşuyorsa uydurmuş oluyor. Bilmiyorsa hayal aleminde ise paralel dünya diyebiliriz. İkisi de muhtemel. Bütün yetki ve kararlar tek kişide biriktiği anda gerçekler, gerçeklerden kopmak mukadderdir. O kadar bilgiye ulaşması, konuların derinine inmesi, meseleyi anlaması ve doğru karar vermesi kolay değil. Birileri böyle şeyler anlatıyor, o da inanıyor olabilir demiş. Devamla zaten kaybolmuş bir kitle var, onların dönmesi mümkün değil. Evet. Şimdi dönelim AKP'den sonra Hulusi Akar, Forum Polisi de geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makalede de gündeme gelmişti. Erdoğan'ın iş göremeyecek kadar Kötülemesi ve kendi yerine Hulusi Akar'ın hazırlanması veya aday olması veya geçmesi, bir seçime gidilmesi falan gibi şeyler çokça dillendiriliyor. Bu kadar bunların yazılıyor olması gerçekten e, kulak kabartmayı gerektiriyor. Keşke! Keşke Hulusi Akar Erdoğan'ın yerine geçse, aday olsa, yarışsa seçimde. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman? E, görürüz. E, ama benim defaatle de, tekrarladığım bir şey var. Erdoğan iktidarı kendi çocuklarına dahi bırakmaz. Yaşadığı müddetçe, hayatta olduğu müddetçe onu sürdürmek ister. Hele öyle bir güçlü parlamenter sistem falan asla başladığı yere geri dönmez. Hulusi Akar lafları çokça dillendirilmeye başlandı. Ben de o vesileyle bunu getirdim. O arada Ruhat Mengi'ye konuşmuş İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın. Erdoğan seçimde aday olursa hezimete uğrar demiş. Ayrıca daha önemli bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki geçen hafta biz bunu gündem yapmıştık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olacak duyumlarını biz de aldık. Eğer böyle bir plan varsa başta ülkeyi yönetenler ileride ağır bedel öderler. Sonuçları çok acı olur demiş. Yahu şeyde ne yaptınız? Siyasi suikastler nasıl oluyor? İşte Ankara katliamı başta konuştuk. Onun için ne yaptınız? Yarın öbür gün benzer katliamlar olduğunda benzer suikastlar olduğunda ne yapacaksınız? Şu anda konuşması bık bık kolay. O gün alacağınız aksiyon önemli. Ankara katliamında kim ne aksiyon aldı? Dönün bakın. 10 Ekim 2015. Evet. O arada Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına değinerek kucaklayıcı dilden bahsetmiş ve diyor ki Erdoğan uyarıyor esasen kendince terörist, vatan haini, o gençlik vesaire gibi tanımla, tanımlardan uzak durulmalı diyor. Saray sözcüleri, saray aparatları bile biliyor. Sağ solu hainleştirmenin, terör, terörize etmenin nasıl zarar verdiğini. Erdoğan'a sufle veren isimdir Abdülkadir Selvi. Zannediyorum CNN Türk yayınında veya A Haber bilmiyorum. Evet. O sufle veren kişi. Çünkü mikrofonu açık. Yani danışmanlarından biri değil. Danışmanlarından birinde mikrofon olması mümkün değil. O mikrofon e, mikrofonu açıktı. Soruyu o sormuştu. Abdülkadir Selvi de takılıydı. Ve fısıltıyla Erdoğan'a sufle verdi. tabi sesi de yayına gitti. Sufle veren danışman değildi orada. Selvi'ydi. Evet. Danışman demişken Propaganda Bakanı bu sabah gazetesinden kestim hafta sonu çıkmıştı. Yalan haber ve sahte içerik dijital kitle imha silahıdır demiş. Yakında geliyor gelmekte olan sosyal ağlara dönük olarak. Evet. Kitle imha silahı diyor. Neymiş? Yalan haber sahte içerik. Dijital, dijital kitle imha silahı. Evet. Daha ne desin adamlar? Geliyor yani göstere göstere yapacaklarını ilan ediyorlar yani. Siyasete dönelim. Cumhur mu millet mi diye sormuş Metropol araştırma Eylül 2021 araştırmasında. %48.7 millet, %40.8 cumhur demiş. Yani Cumhur İttifakı da kan kaybı devam ediyor. %40'lara kadar düşmüş, 40'ın altına inecek yakındır görülüyor. Millet İttifakı da %50'yi zorluyor. Fakat AK Parti gelecek seçimi kazanır mı anketi daha önemli. Burada iktidardan düşecek diyenler %53, iktidarını sürdürecek diyenler 37. Ancak... Burada en dikkat çekici oran şu. AKP'nin %25'i yani AKP'ye oy verdim diyen her 4 kişiden biri AKP iktidardan düşecek önümüzdeki seçimde diyor. Yani artık AKP'liler de iktidarın devam etmeyeceğine inanıyorlar. Kanıksamaya başlamış durumdalar. Her 4 kişiden biri, her 4 AKP'liden biri iktidardan düşecek AKP diyor. Kendi seçmeni de artık inancını yitirmeye başlamış. Burada CHP'nin, İyi Parti'nin ya da MHP'nin ne dediği önemli değil. AKP'nin ne dediği daha önemli. Evet. O arada 6 partinin toplantıları devam ediyor. Bu toplantılardan birinde çekilmiş kare. En son 6 Ekim'de buluşmuşlar. Millet İttifakı'nın 6 unsuru. 3 toplantı yaptılar. Her hafta bir araya geleceklermiş. Ee, akademik özgürlüğün sağlanması, işte basın hürriyeti, e, siyasi partiler yasası, seçim yasası, siyasi etik yasası, e, şeffaflık falan, seçim kanunu falan gibi konularda neyse e, o aynı dili konuştuklarını falan ifade etmişler. Güzel yani sen dünyayı yeniden keşfet, Amerika'yı yeniden keşfetmenin manası yok bilinen şeyler bunlar. Fakat 2021 Ekim ayı itibariyle Türkiye'nin hala işte şeffaflıktan, etikten, adil seçimden falan bahsediyor olması ve bunun arayışında olması gerçekten düşündürücü. Evet. O arada hafta sonu yansıyan bir haber. O da TV'ye konuşmuş Sadat Başkanı Adnan Tanrı verdi. Harp okulları mülakatını 3 yıl Sadat yaptı diyor. Evet. Zaman geçtikçe tahribat artıyor. Söylemeye çalıştığım bu. Mehmet Altan paylaşmıştı. Her sene 4000 profesör atıyorlar diye. Her sene 4000 profesör atarsanız 5 senede 20.000 yapar. Ve yarın öbür gün ben profesörüm diyen veya size profesör kart viziti veren veya ekranlarda profesör olarak konuşan veya karşınıza üniversitelerde profesör olarak çıkan kişilerin birer sahte profesör olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalırsınız ama bunu değiştirmeye gücünüz yetmez. Aynı şey polisler, aynı şey askerler için geçerli. Biraz evvel Erdoğan'ın yerine ismi geçen Hulusi Akar, Türkiye ordusunun bütün kademelerde %65'ini dönüştürmüş isimdir. Ve Sadat yeni girenlere 3 yıldır mülakat yapıyormuş. Geçmiş olsun. Bu zaman böyle büyüdükçe, uzadıkça tahribat büyüyor ve yarın öbür gün bunları düzeltme, restore etme, yeniden inşa etme bir o kadar güçleşiyor diyebileceğim bu. Evet. Kapatırken Bugün Dünya Kız Çocukları Günüymüş. Meral Akşener de torunuyla fotoğrafını paylaşmış. Torunum Ayda ve tüm kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği, özgürce düşünüp cesurca konuşabildiği bir Türkiye mümkün diyor bu fotoğrafta. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Ne mutlu size Meral Akşener. Çocuklarınızla ve onları onların torunuyla, onların çocuğu, çocuğuyla ve sizin torununuzla böyle mutlu bir zaman geçiriyorsunuz ve bu fotoğrafı sosyal ağlardaki hesaplarınızdan paylaşabiliyorsunuz. Ama bunu yapamayan Türkiye'de yüz binler var. Hatta milyonlar var. Çocuklar ayrı düştü, analar babalar ayrı düştü, dedeler, torunlar, nineler, her biri bir vadide. Ölenler yetip gidenler var, farklı ülkelerde yaşayanlar var, birbirlerini sadece bir telefon ekranından görenler var, mezarın içindekiler var, toprağın altındakiler her iki tarafta da, her iki kanatta da, Meriç'in her iki kanadında da, Ege'nin her iki kanadında da. Evet. Bir, biraz olsun empati, biraz olsun dünya kız çocukları günün vesilesiyle, hadi kız çocukları günü olduğu için kız çocuklarıyla ayrı düşenleri, kız çocukları hapiste olanları, babasından annesinden dolayı yitip gidenleri Hatırlarız en azından bugün, bugün vesilesiyle. Ben bu hashtag altında benim bir kız çocuğum var. Onunla bir paylaşım yapmayı hiç düşünmedim. Yani ayıp dedim yani. Utandım, çekindim kendi kendime. Yapanlara bir şey demiyorum. Büyük saygım var, görüyorum. Elbette gururudur, paylaşabilir. Ama ben yapamadım yani. Ve epey bir sürede yapabileceğimi zannetmiyorum. Evet, Dünya Kız Çocukları gününüz kutlu mutlu olsun. Ve ayrı düşmüş herkes kız çocuğuyla umarım günü gelir buluşur. Ve hakiki anlamda Dünya Kız Çocukları günü o gün olur. Diyor ve bir yayını daha böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.